Şimdi çıkacak piyasaya. Ne çıkacak? Şimdi annem söyleyecek bakalım ne zaman şu Haziran'da mı Temmuz'da mı? Annem onu daha iyi biliyor. Ya biz annenize niye şey yapalım? Annenize kaç yaşında hanımefendi? Olsun, ellerinden öperim. Canlı yayına bağlanacak. E bağlansın da abicim işte gitmiş ama yani işte gitmiş. Ama ne? Gitmiş yani artık daha biz neyin tartışmasını yapıyoruz? İşte bak otelde diyor geldi diye, beyefendi de diyor götürdüm diye, o da 50 lira diyor, o da 50 lira diyor işte ya, olmuş bu olay. Götürmediniz işte, Akif Bey götürmüş. Siz dışarı attığınız için götürdüğünü söylüyor. Nereden atmışım dışarı, gelsin köylüye zor demek, kim atmış dışarı onu? Ya köylüler yalan atıyor. Sizin evinizde niye? Yalan atıyor direkt bu. Kendini savunması. Peki bunu, ne yalan söylemeyi ne borcu var ben anlamadım. Bunu ölüsünü ben şeyini isteyeyim. Ne? Kim yaptı, kim yapmadı çıksın bu. Tamam çıksın diye konuşuyoruz çıksın. Da niye yalan söylesin? Akif Bey'in yalan söyleme gerekçesi ne olabilir? Neden otele götürdüm, parasını ben verdim. Vermiş ama işte Zeki. Ama neden götürüyor onu otele? Polis de yemeği mi? Şimdi arkadaş, o neye böyle götürdüğü böyle ayrı bir mevzu. Bu evet, kadının neden sokakta olduğu da sizinle ilgili bir mevzu. Ben sokağa atmadım diyeyim. Ama tamam, bakın Bulgaristan'a gittiğinde de işte zaten boğazıma saldırdı deyip saldırmadım annesinin yanına gidiyor. Hiçbir yerine bir şey saldırmadım. Durup dururken ben tatile onu, mi gitti? Ben onu. Peki siz Bulgaristan'a tatile mi gitti annesinin yanına? Ben dedi gezmeye gideceğim dedi. Gezmeye gideceğim dedi. Siz de güle güle mi dediniz? Ya aldı gitti. Bir daha yok. 4 ay gelmedi. Ama 4 ayda gezmeye gidilmez ki. Bak şimdi gelmedi. Hatta şey aradım ben. Tamam da Yüksel ne bunların Bey, evinde mutlu Şenol olan bir kadın niye gitsin? Zaten orada Bulgaristan'da mutlu olsa Türkiye'ye gelmez. Ama demek, ne demiş? Ne demiş? Rahmetli bir sen. Ben demiş eşimi seveyim, eşime gideyim. Annesi kendi yolladı geldi. Bana telefon ettiler. Bir sen köye geliyor. Yalan mı doğru mu söylesinler. Tamam demek ki orada da rahat edemedi, mutlu olamadı. Ben o de ayrı ona bir mutlu konu bir yerde bulamadım. Ona rahat vermedi. Ona hiç bu rahat vermedi ona. Ben devamlı telefondan arıyormuş. Bilsen ya, geri dön. Ya biraz da parası birikmiş ya bir senin artık emekli maaştan. Ondan ha? Sonra tekrar geri çağırıyor. Ben onun parasını isteme, ben onun parasına hı değilim. Ya o şimdiye kadar kimin parasından yaşıyordun kimin sen ya? Ben başka kendi paramla da yaşayayım. Bilsen kendi sen ne yaşama şkafları senin yaptırdık bak, anla diye. Bilsen aynı bir kardeş gibiydik. Tamam eşin mı değil diyor mi? Kardeş bak, miydiniz? Eşim. Ama ben onu ilk karımdan çok sevmezsem Allah beni burada kaldırmasın. Senin böyle sevgin bulunmasın be. Ya ama çıkacak bu. Senin sevgin bulunmasın. Çıkacak bu. Karımdan daha çok sevdim falan. Çıkacak demesin. Yalnız kim oldu çıkacak piyasaya bu. Sen bakalım kendini seviyor musun? Kendini, ben kendimi. Kendini bile mi sevmiyorsun ben bunu, sen ya? Ben bunu ilk karımdan daha çok seviyorum. Allah nur için dağıtırsın. Yalan atıyor bunlar. Annesi de mi yalan söylüyor ya? Kim? Ölmüş kızın annesi de mi yalan annesine söylüyor? Annesine bir şey demeyeyim hocam ben. Söylüyor işte kadın. Ne? Ama Kızım yanıma boğazını sıktığı için Yüksel geldi diye geldi kadın diyor. Çok korkmuş, net korkmuş söylüyor. Korktum hocam, dedi. Hocam. Korkmuş. Bu nedenle annesinin yanına gitmiş sığınmış. Hocam. Sen rahat vermediğin için bak bir şekilde kandırdın kızı. Bak. Yeminler ettin yok, muhtemelen. Yok, bir yok, daha yok yapmayacağım dedi. Yok yok kız yok. Kız da yok, kandı yok geldi. Yok yok yok. Yani Türkçesi ya bu. Annem çıksın piyasaya bakalım anlatsın. Düğdün mü süğdün ya mü ona? Ya annen ne bilsin Yüksel Bey. Annenle mi giriyorsun kız karınla aynı karı odaya değil ya? Düğmedim ben onu. Karım. Beni de söylettiriyorsun aynı kötü aynı kötü. İlk karımdan daha çok seviyorum. İlk karım ben o kadar istemem. Ha bir ay bakın şimdi ben Rami Bey'in şeyini alacağım. Bir erkek ilk karımdan daha çok ikinciyi seviyorum diyorsa evet, onun altında bir numara var. Yok abi yok. Niye ilk karını batırıyorsun? Ney? Benim karım beni sevmedi gelmedi. Çalışıyor bak. Benim çocuğum. Çünkü bunu daha çok seviyordun. Çünkü bu sana para kaynağı oluyordu. Hocam. Bir saniye bak. Bu kadar. Senin benim sevdiğin para. Hocam benim çocuğum 33 yaşında vefat etti. Bak resmi de var. Ben onu bak ben onu hani öldürseler ben de öldürdüm neyim onu. Resimde fotoğrafı var benim çocuğum. Niye vermediniz reklam arasına? Hüseyin Bey'e dedim çek onu göster. 33 yaşında öldü. Bir tane benim torunum var Edirne'de okuyor. Allah rahmet eylesin. Ama ben bunu öldürüp de atacak çatağı affedersin gözüm buradan yabana. İnsan ilk aşkını son tamam aşkı mı? Ben onu son yapmadım, aşkını yapmam da ilk ama aşkı sanırmış yapan, arkadaşlar. Yapan çok çıkacak güzel bunu bir söz. He? Çok güzel bir söz. Benim sözüm değil. Ama çok güzel bir söz. Le Bourrier nasıl okunuyor Fransızcasını siz bilirsiniz. Ya, bu çıkacak buraya. Sen, çıkacak bir saniye bir saniye ya Allah. Le Bourrier diye yazılır. Le Bourrier. Le Bourrier. Le Bourrier. Onun sözü. İnsan ilk aşkını son aşkı, son aşkını da ilk aşkı sanırmış.
O yüzden fazla bu işlere dalmamak lazım. 21 gün geçtikten sonra her şeyden vazgeçilebilir. Kural 21 gündür yani. Böyle çok da eziyet çekiyorsanız 21 gün dişinizi sıkacaksınız. 21 gün sonra hayatınızda tekrar kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Bu sözü de unutmayacaksınız. Sen şimdi abi boyuna ağlıyorsun da. Şimdi bak az önce reklam arasına girerken de sordum. Dedim ki hani tanışmıştınız? Şimdi siz tanıştınız mı? Bana tek kelime. Siz Akif Bey'le tanıştınız mı tanışmadınız mı? Bak şimdi nasıl oldu bu? Hayır evet ya da hayır. Tanıştınız mı tanışmadınız mı Akif Bey'le? Bunu ben Zübeyden Parkı'nda tanıdım. Hanımla da, beraber. O da yan masada oturuyordu yani öyle mi? Yok bu şimdi oturuyoruz bizim hanımla. Bu yanımızdan geçiyor. Tamam. Selamun aleyküm. Dedim aleyküm selam. Dedim bir çay içer misin? Oturdu bir çay içtik. Bak. Bir çay içtik beraber. Zübeyden Parkı'nda. İçmişsem tamam mı? Allah beni şuradan çıkarmak nasip etmesin. Yok yemin etme. Allah Allah. Yemin etme. Ben bu kadar çepenek konuşuyorum. Çayı ben söyledim. Üç peki ay böyle bahsettiği gibi onlar otururken önlerinden geçip de bir sinirlaşma oldu mu? Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle yok hocam. Allah ama bir şey söyleyeceğim Rami Bey. Yani sonuçta orası daha küçük bir yerden bahsediyoruz. Evet, İstanbul evet. gibi değil. Ya görüşmeler de mümkün. Ben 30 yıllık polis memuruyum diyor. Herkes tanır bir şekilde emekli de olsa evet, ne olsa evet, da. Evet. Yani o da hem insanlara selam verir, insanlar da ona selam verir falan filan yani. Hani ben bu çok doğal. 29 yıl hizmet ettim diyor. Az yani az ömür boyu. Şeydi, hep aynı yerde miydiniz? Evet. Değilsinizdir de. 10 yıl bir fiil görev yaptım. 21 yılda oldu aynı yerde emekliyim. Heh, daha yani kaç yıldır orada adam hayatı orada geçmiş. 31 yıldır. Heh. Tamam şimdi çay içmedim diyor adam yemin ediyor. Ablacığım. İçmedim efendim. Bak aynen böyle kalktım. Biz hanımla çay içeceğiz masada. Toparlak masa Zübeyden Parkı'nda. He. Dedim hocam bir çay içer misin? İçerim de otur bir çay içti. Kaç para çay? 2 lira. He. 6 lira para verdim ben. Peki bir şey söyleyeceğim. Niye siz durup dururken masanın önünden geçen adamı çağırdınız? Ben dedim hocam gel bir çay iç. Niye niye? Hanım da yanında mıydı sen? Yanımdaydı. Yok peki efendim. Hanım yanındayken yani çok yakın samimi olmadığın bir erkeği niye masana davet ediyorsun? Ya hadi dedim gelsin bir çay içsin yanımızda. Hayır tanıyor muydunuz siz ne, polis, polis olduğunu biliyor muydunuz? Bununla biz. Beni herkes tanıyor. Bir dakika tanıyorum. Polis olduğunu biliyor muydunuz? Bilmedim. Bilmeden ne selamun aleyküm aleyküm selam gel çay içelim. Ya yani, hocam dedim gel resmen. Çay içelim. Niye niye? Hadi dedim çay içelim beraber. Ama abicim niye ya ne olur ya ha? Niye? Niye? Ya, hadi dedim geziye bir çay içsin benden. Ya, ya evet ya tanımadığın bir adam samimi değilsin evet. Tanışmıyorsan önünden tamam. Geçen bir adamla sen eşinle otururken yani mantık yok izan yok senin tamam. Bu konuşmanda. Var var nasıl onun mantığı var. Nasıl gel çay içe ya? Bak, onun mantığı var yani de ben söylemek istemiyorum şu anda. Onun mantığı var bence yani. Allah Allah. Bak telefonunuza değil. Bakın. Tabii canım. Mantıklı düşünen insan zaten anlar. Onun temiz muhakkak bir mantık bir mantığı değil var. O. Yok, evet temiz oturma, bir mantık değil. Oturmadım canım çay içmedim. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.